Yenge, nereye götürüyorsun beni bugün? Biz bugün Kayseri yakınlarında Sultan Sazlığı'na gidiyoruz. iPhone 15 Pro Max'i deneyeceğiz. Haydi o zaman yola çıkalım. Ben Erdinç Amaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmeye kolay hoş geldiniz. Seçincim nereye geldik? Sabah kapıdan çıkarken söylediğim gibi Sultan Sazlığı'na geldik. Kayseri Yahyalı'da. Daha henüz içeri girmedik. Bir Türk kahvesi söyledik. Önce bir kahvemizi içeceğiz. Evet, sonra geniş bir tiyan. O arada da kahveyi beklerken size iPhone 13 Pro Max'in birazcık fotoğrafla ilgili teknik kısımlarını anlatayım mı çok süratli bir biçimde? Şimdi tabii, arkada tabii. Arkada 3 tane lensi var bir kere. Bu lensler geniş açıdan full frame konuşuyorum. Yani aşağı yukarı bir 15-16 mm geniş açıdan 120 mm'ye kadar 3 tane lens var. Ve onların da ben size farklı farklı şeylerini göstereceğim içerik içerisinde. Onun haricinde arkadaki kameraların 3 tane sensör ve 48'er megapiksellik çözünürlüğü var. Ön kameranın bildiğim kadarıyla 12 megapiksellik bir şey var, çözünürlüğü var ama yetiyor, artıyor zaten. Bir de bakın arkadaşlar, yani megapiksel çok mu önemli? Megapikselle beraber sensörün boyutu önemli. Çünkü yani şu kadarcık bir sensör ile bu kadar bir sensör arasında ışık algılama konusunda ciddi ciddi farklar var. Ha ne var? Apple şey konusunda gerçekten dijital düzeltme konusunda, yani yazılımsal düzeltme konusunda hakikaten çok başarılı. Ona bir söyleyecek tek kelamım yok. Dolayısıyla da çok da başarılı görüntüler yakalıyoruz son zamanlarda. Ama işte ilave ettiği ProRes kayıt, ilave ettiği RAW kayıt ne kadar başarılı? Yani RAW fotoğrafta denediğim kadarıyla oynama alanınız çok da fazla değil doğrusunu isterseniz. Yani highlight'ta şu kadar bir esneklik veriyor. Gölgede şu kadarcık bir esneklik veriyor. Tabii ki bir profesyonel fotoğraf kamerasıyla hiç alakası yok. Yani yalan söyleyecek bir halim yok. Log çekim fena değil ama log çekimden elde ettiğiniz sonuç ile kendi video çekim başarısını yan yana koyduğunuz zaman boşu boşuna hafızanızı doldurmak yerine ben derim ki siz normal videonuzu çekin ki buradaki çekimlerde onları göstereceğim ağırlıklı olarak. Şimdi ayarlarınızı iki türlü yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bir tanesi direkt olarak kamera üzerinden gördüğünüz gibi yukarıda ve aşağıda ayarları değiştirebiliyorsunuz. Bilmiyorum görebildiniz mi, ben şu anda göremiyorum ama. Ya da doğrudan doğruya ayarlara gidip kamera bölümüne gelip buradan da ayarlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Her ikisine de bakmanızı tavsiye ederim. Video kaydını yukarıdan değiştirebiliyorsunuz. Ağır çekimi yukarıdan da değiştirebiliyorsunuz. Ama mesela burada stereo ses kaydet gibi seçenekleriniz var. Izgara gibi seçenekleriniz var. Su terazisi gibi seçenekleriniz var ki bunların hepsini ben devreye sokmanızı tavsiye ederim. Şimdi Seçilcim, biz buradaki içeriğin bundan sonraki görüntülerinin %100'ünü telefonla yapacağız. Çünkü bunun için tabii, geldik. Hem fotoğraf hem de videolarını tamamen telefonla yapacağız. Ve sonucunu vallahi siz göreceksiniz. Yorumu da tamamen size bırakacağım. İyi ya da kötü demeyeceğim. Ben çünkü genel olarak ben çok da başarısız bulmadım. Yani oldukça başarılı buldum. Özellikle Vlog'ta çok başarılı olduğunu göreceksiniz. Bir çok stabil bir şeyi var. Bir düzeltmesi var. Hı hı. Kahvelerimizi içelim sonra da bir yola çıkalım. Sen ilave etmek istediğin bir şey var mı Seçil? Yok, sürpriz bakalım neleri göreceğiz. Tamam. Hadi şimdi kendinize iyi bakın, dönüşte kapanışı yaparız. Evet sevgili dostlar, şu anda gördüğünüz gibi girişteyiz. Yani aşağı yukarı diyelim ki burası 16 mm, burası 24 mm. Burası tahmin ediyorum ki 50 mm, burası da 120 mm'nin karşılığı. Şimdi normal biz ana menümüze dönelim. Şimdi sevgili dostlar, bu da ön kamerasıyla vlog modu. Bakalım yürüyelim. Yürürken de stabilitesi ne kadar başarılı ona bir bakalım. Fena değil değil mi Seçil? Çok iyi görünüyor.
Evet. Seçil nasıl? Çok güzel ya. Her mevsim güzelmiş. Bu evet. Mevsimini de çok beğendik buranın. Ama yorucu değil mi Seçil? Çok, evet çok yorucu. Bayağı yürüyorsunuz. Güzel bir şey. İyi bir şey. Hadi görüşürüz. Bayağı yorucu bir parkur oldu. Artık işi paketleyelim, bitirelim diyoruz. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz yolun. Evet sevgili dostlar, güzel bir tur oldu. Çok da keyifli fotoğraflar çektik. Ama burası şansıma da biraz puslu. Aslında ben puslu ortamı severim. Evet, biraz güneş olsaydı. Yok, yani güneş olsaydı. Aslında güneş olsaydı, serin bir hava. Güneş olsaydı bence bu kadar güzel kareler yakalayamayabilirdik Seçil. Evet. Sen şimdi de onda sert, haklısın. Sert güneşten her zaman kaçının. Böyle daha puslu, daha böyle
bulutlu ortamlarda inanın bana kareleriniz çok çok ama çok daha güzel olacaktır. Evet. Valla sevgili dostlar, bu içerik sizlere değer kattı diyorsanız ve beğenme butonunu hak etti diye düşünüyorsanız lütfen ıskalamayın. Hala abone değilsiniz, lütfen abone olun, bu aileyi hep beraber büyütelim. Fotoğraf çekmek kolay ailesi, sizlerle beraber güzel. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. İstekleriniz, beklentileriniz ya da sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen onları da sorun. Hepsine ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Evet, bir de beğenip paylaşırsanız daha da mutlu oluruz. Sevgili dostlar, şimdilik huzur ile kalın, sevgi ile kalın, barış içinde kalın, sağlık içinde kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Ben de Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.